Sevgili öğrenciler, iyi dersler. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde en uzun yüzyıl bir konusu işleyeceğiz. Yani Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi 1808-1908 yılları arası. Evet, bu dönemin paşahları 3. Selim 1789-1807 aynı zamanda 3. Selim 18. yüzyılında paşadır. 4. Mustafa fazla uzun süre tahta kalamamıştır. Kabakçı Mustafa isyanı sonrası 3. Selim'in tahttan indirilmesiyle tahta geçmiş. Daha sonra Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'a gelip Kabakçı Mustafa isyanı bastırarak 4. Mustafa'yı tahttan indirip 2. Mahmut'u tahta çıkarmıştır. 2. Mahmut bu yüzyılın en başarılı devlet adamlarından birisidir. 1808-1839 1. Abdülmecid dönemi 1839-1861 yıllar arası. Abdülaziz dönemi 1861-1876 yıllar arası. 5. Murat fazla uzun süre kal tahta kalmıyor. Genç Osmanlılar 2. Abdülhamit'i kanun esası yani meşrutiyet yönetimine geçirmesi karşılığında 1876'da tahta çıkarıyor. 2. Abdülhamit dönemi 1876-1909. 5. Mehmet diğer ismiyle Mehmet Reşat dönemi 1900 9 1918 yıllar arasında tahta kalmış. Vahdettin ise Osmanlı Devleti'nin son paşadır. Dağılma döneminde devletin en buhranlı döneminde tahta çıkmıştır. 1918-1922 yıllar arası. Osmanlı Devleti bu yüzyılda denge siyaseti izleyerek Avrupalı devletler arasındaki çıkar çatışmasından faydalanarak siyasi varlığını devam ettirmiştir. Osmanlı Devleti ilk defa denge siyasetinde 18. yüzyılın sonunda Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesinde uygulamıştı arkadaşlar. 18. yüzyılda daha çok Avrupa yerine alınarak askeri alanda ıslahatlar yapılırken bu dönemde Avrupa'nın etkisi her alanda görülmeye başlamıştır. Mesela Avrupa tarzı okulların açılması, Avrupa'ya öğrencilerin gönderilmesi eğitim alanında Avrupa tarzı mahkemelerin açılması, kanun esasının ilan edilmesi, edilmesi Avrupa'nın hukuk alanında meşrutiyet yönetimine geçilmesi, Avrupa'nın yönetim alanında gene Avrupa tarzı askeri ıslahatların devam etmesi de Avrupa'nın askeri alanda örnek alındığını gösterir değerli arkadaşlar. Avrupalı devletlerin Osmanlı politikalarına bakacak olursak 19. yüzyılın ikinci yarısında siyasi birliklerini tamamlayan İtalya 1870, Almanya 1871 Avrupa'daki güç dengelerini değiştirmiştir. İngiltere 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'na kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savunuyordu. Niçin? Çünkü sömürge yollar üzerinde zayıf bir Osmanlı daha çok işine geliyordu. Fakat Osmanlı Devleti'nin İngiltere yerine dış politikada Almanya ya yakınlaşması ve sonucunda İngiltere Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmiştir. Ve Osmanlı'yı parçalayan devletlerle işbirliği yaparak Osmanlı topraklarından Kıbrıs ve Mısır'ı almıştır. Fransa bazen Osmanlı'yı desteklemiş ama daha çok Osmanlı topraklarına işgale yönelik politikalar takip etmiş ve Kuzey Afrika'da ilk kaybettiğimiz toprak olan Cezayir'i 1830'da Fransa işgal etmiş. Daha sonra Osmanlı'dan Fransa, Fas ve Tunus, Fas ve Tunus'u da almıştır arkadaşlar. Rusya İstanbul ve Boğazlar olarak sıcak Denizliğe inmek ve Panislavizm politikasıyla Balkanlarda Slavları birleştirmek için Osmanlı'yı parçalamaya yönelik politikalar takip etmiştir. Avusturya ise arkadaşlar Fransız ihtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımından endişe ettiği için kendisi de Osmanlı gibi çok uluslu bir devlet olduğundan dolayı Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü savunmuştur. Avusturya ile imzaladığımız ilk ve son antlaşması arkadaşlar 1791 Zichtova Antlaşması'dır. Bu antlaşmadan sonra 19. yüzyılda Avrupa ile Avusturya ile ilgili herhangi bir siyasi savaşımız veya mücadelemiz olmayacaktır. Almanya İngiltere'ye karşı 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'ne yakınlaşmıştır. Çünkü sanayisini yeni kurduğu için Osmanlı'nın yeraltı kaynaklarından faydalanmak istiyordu. 19 ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti bu yüzyıllarda birçok sorun ile mücadele ediyordu. Özellikle Avrupa'ya verilen kapitülasyonlar 1838 Baltalima Liman Antlaşması ile çok daha genişletilmiş. Böylece Osmanlı Avrupa'nın açık pazarı haline gelmişti. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti ilk defa Kırım Savaşı sırasında 1. Abdülhamit döneminde İngiltere'den dış borç almıştı. Daha sonra diğer Avrupa devletlerinden dış borçlar almış ve bu borçları ödeyemeyince 2. Abdülhamit döneminde Muharrem Kararnamesi ile Duyun-u Umumiye İdaresi yani aç parantez girişine dış borçlar idaresi kurulmuş. Böylece Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığı ortadan kalkmıştı. Çünkü Avrupalı devletler kendi alacaklarını kendileri tahsil ediyordu. Fransız ihtilali ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı devleti çok uluslu olduğu için olumsuz etkilemiş ve Osmanlı'nın parçalanma süreci hızlanmıştır. 19 ve 20. yüzyıllarda Osmanlı toprakları iki akımın etkisiyle elden çıkmıştır. Birisi milliyetçilik, diğeri de sömürgecilik arkadaşlar. Eğer bir ulus kendi bağımsız devletini kuruyorsa milliyetçilik. Başka bir devlet gelip orayı işgal ediyorsa da sömürgecilik. Özellikle Balkanlarda Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Arnavutluk gibi devletlerin kurulması Balkan topraklarının milliyetçilik akımıyla elden çıktığını gösterir. Kuzey Afrika'da ise arkadaşlar bunu harita üzerinde de bir göz atalım. Kuzey Afrika'da arkadaşlar Fas, Cezayir, Tunus, Trablus, Karp, Mısır gibi devletler bulunuyordu. Bir zamanlar bu devlet, toprakların hepsi Osmanlı'ya aitti. Bizim Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz ilk toprak Yunan isyanı sırasında Fransızlar tarafından işgal edilen Cezayir'dir. Cezayir'den sonra Fransa, daha sonra Fas ve Tunus'u da işgal etmiştir. 1881'de İngiltere, Mısır'ı 1878 Berlin Antlaşması'ndaki desteğinden dolayı da Kıbrıs'ı işgal etmiştir arkadaşlar. Trablus Karpı ise 1912'de Uş Antlaşması ile Osmanlı Devleti İtalya'ya bırakması zorunda kalmıştır. Böylelikle Kuzey Afrika'daki son toprak parçamız da kaybedilmiştir. Kuzey Afrika toprakları ve 1. Dünya Savaşı'nda orta top toprakları Osmanlı elinden sömürgecilik akımının etkisiyle elden çıkmıştır. 19. yüzyıl siyasi olayları bu yüzyılda Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran olay Fransız ortaya çıkan milliyetçilik akımlardır arkadaşlar. Şöyle bir başlık açacak olursak Fransız İhtilali Osmanlı'yı olumlu mu etkilemiştir? Olumsuz mu etkilemiştir? Fransız İhtilali Osmanlı'yı hem olumlu hem de olumsuz etkilemiştir. Olumlu etkileri nelerdir? Fransız ile birlikte Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı 1 ve 2. Meşrutiyeti ilan ederek Osmanlı'daki demokratik, demokratikleşme gelişmiş, Paşan yetkileri kısıtlanmıştır. Olumsuz etkisi ise Fransız İtalya birlikte ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti çok uluslu olduğundan dolayı imparatorluk olduğu için olumsuz etkilenmiştir diyoruz. Milliyetçilik akımının etkisiyle ilk defa isyan edenler Sırplardır. Sırplar 1804'te isyan etmiştir. Nedenlerine baktığımızda bir Fransız İtalya ortaya çıkan milliyetçilik akımından Sırpların etkilenmesi, Sırbistan topraklarının sık sık savaş alanı olması, Rusya'nın panislavizm politikası gereği Sırpları isyana karşı teşvik etmesi etkili olmuştur. Sırplar bağımsız olma süreci biraz uzamıştır. Sırplar 1804'te ilk defa isyan 1812 Bükreş Antlaşması ile ilk kez imtiyaz elde etmişler. 1829 Edirne Antlaşması ile özellik kazanmışlar. Yani yarı bağımsız olmuşlar. 1878 Berlin Antlaşması ile de Sırplar bağımsızlığını elde etmişler diyoruz. Evet, Yunan İsyanı 1820. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar Yunan İsyanı, Mısır meselesini, Mısır meselesi de Boğazlar sorunu ortaya çıkaracak. Bu üç sorun birbirine ile ilgili gelişmelerdir. Yunan İsyanı'nın nedenlerine bakacak olursak, birincisi Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımı. Rumların kendi bağımsız devletlerini kurmak istemeleri, özellikle Avrupa devletlerinin Rumları Helen uygarlığının kurucu olarak görmeleri ve hep desteklemeleri. Sırplar Yunanlardan daha önce isyan etmelerine rağmen daha geç bağımsız olmasında bu etken olmuş. Sırp isyanını sadece Ruslar desteklerken Yunan isyanını bütün Avrupa devletleri desteklemiştir arkadaşlar. Rus çarı tarafından kurdurulan etnik eter cemiyetinin çalışmaları ve Rumların Megola iddia dediğimiz eski Bizans'ı yeniden kurmak istemelerde Yunan isyanının çıkmasında etkili olmuştur. Yunan isyanının başlaması ve gelişimi. Rumların 1814'te çıkardığı ayaklanmayı Osmanlı Devleti kısa sürede bastırmıştır. Fakat Rumların 1821'de Roma'da Morada isyan etmesi üzerine Osmanlı Devleti bu isyanı bastıramamış. Ve Mısır malisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiş. Kavalalı Mehmet Ali Paşa demiş eyvallah Osmanlı ne demek yardım ederiz ama bu işten bizim çıkarımız ne olacak demiş. Osmanlı da demiş ki eğer bu isyanı bastırırsan sana Mısır valiliğine ek olarak Mora ve Girit valiliğinde vereceğim demiştir. Daha sonra bu durum Mısır meselesinin çıkmasında etkili olacaktır. Mora ve Girit Valiliği karşılığında Mehmet Ali Paşa ve Osmanlı donanması Yunan isyanını bastırmıştır. Bu duruma özellikle İngiltere ve Fransa tepki göstermiş ve Osmanlı Devleti'ne bir nota göndererek Yunanistan'a özellik vermesini istemişlerdir. Osmanlı Devleti bu teklifi kabul etmeyince Rus ve İngiliz donanları 1827'de Nevarim baskınıyla Osmanlı donanmasını imha etmişlerdir. Bu tarihte Osmanlı donanmasının üçüncü kez imha edilmesidir. İlk defa <laughs> 1571 Kıbrıs'ın almasından sonra İnebaht'ta yapılmıştı. Daha sonra 1770 Çeşme baskınıyla Ruslar tarafından imha edilmişti. 1827 Nevarin baskınıyla da üçüncü kez Osmanlı donanması imha edilecek. Ruslar da Yunan isyanına destek vermek için Osman Devleti'ne savaş açmışlardır. 1827-1829 Osmanlı-Rus savaşı. Bu savaşta Osmanlı Devleti ağır bir şekilde yenilmiş. Bu yeni de iki etken var. Birincisi 1826 Vakay Hayriye dediğimiz olayla Yeni kaldırılmış olması ve yerine tam düzenli bir ordunun kurulmamış olması. İkincisi de Nevarin'de Osmanlı donanmasının yok edilmiş olması ve zor durumda kalan Osmanlı 1829 Edirne Antlaşması'nı imzalamıştır. Edirne Antlaşması 1829 Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Osmanlı e, Yunanistan'a bağımsızlık verilmiştir. Edirne Antlaşması'yla Osmanlı'da ilk daha bir azınlık milliyetçi takımın etkisiyle bağımsız olmuştur. Yunanistan'a mora verilmiş. Daha sonra Yunanistan Osmanlı aleyhine hızla genişleyecektir arkadaşlar. Eflak, Boğdan ve Sırbistan'a özellik yani yarı bağımsızlık verilmiş. Prut Nehir Osmanlı'yla ile Rusya arasında sınır kabul edilmiş. Rus ticaret gemilerinin boğazlardan serbestçe geçmesine izin verilmiştir. Osmanlı Devleti Edirne antlaşmasıyla Rusya'ya savaş tazminatı ödemiştir. Yunan isyanının başarılı olması Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar Mısır sorunun başlatmıştır. Mısır sorunu ve Mısır valisi Kaval Ali Mehmet Ali Paşa'nın isyanı. Mora'nın Yunanistan'a verilmesiyle Mehmet Ali Paşa Mora yerine Suriye ve Adana valiliklerinin verilmesini istemiştir. Arkadaşlar Kaval Ali Mehmet Ali Paşa'dan Yunan bastırması karşılığında Mora ve Girit valilikleri verilmişti. Fakat Mora'nın Yunanistan'a verilmesi üzerine Kavalari dedi ki Mora yerine bana Suriye ve Adana valiliklerini ver. Özellikle Nevari'nde donanmam imha edildiği için buradaki ormanlardan donanmayı yeniden yapmak istiyorum dedi. Osmanlı Devleti bu isteği kabul etmeyince Mısır valisi çen Osmanlı ordularıyla Kavalari'nin orduları Konya yakınlarında karşılaşmış ve bu savaşı Mısır valisi Kaval Ali kazanmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nin kendi valisine karşı bile güçsüz olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Yenilen Osmanlı Devleti Kütahya Antlaşması'nı imzalamıştır. Arkadaşlar bu antlaşmayla Mısır valisine ek olarak Kaval Ali Mehmet Ali Paşa'ya Suriye ve Adana valilikleri Oğlu Mehmet Ali Paşa'ya da Girit ve Cidde valilikleri verilmiştir diyoruz arkadaşlar. Kütahya Antlaşması Mısır sorunu geçici olarak çözmüştür. Bu durumdan hem Osmanlı hem de Kaval Mehmet Ali Paşa memnun değillerdi. Osmanlı Devleti'nin Mısır sorunu çözmek için yaptığı çalışmalara bakacak olursak denize düşen yılana saldır tabiriyle Osmanlı kendi valisine karşı söz geçiremeyecek kadar güçlü olduğu için önce İngiltere'den yardım istemiş. İngiltere fazla destek vermeyince Osmanlı mecburen Rusya'ya yakınlaşmak zorunda kalmış. Ve 1833 Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşması imzalanmıştır. Bu tarihteki 1724 Osmanlı İstanbul Antlaşması imzalamıştı. Daha önce Rusya ile ittifak antlaşması bu tarihte ikinci Osmanlı-Rus ittifak antlaşmasıdır. Bu antlaşmaya göre Osmanlı Devleti bir saldırı olursa masraflarını Osmanlı karşılamak şartıyla Rusya donanma gönderecekti. Rusya'ya bir saldırı olursa Osmanlı Devleti boğazları kapatacak ve Rus savaş gemileri boğazlardan geçişine izin verilecekti. Anlaşma 8 yıl sürecekti. Hünkar iskelesi antlaşması Osmanlı'da boğazlar sorunu başlatan anlaşmadır. Özellikle arkadaşlar boğazlar konusunda Rusya'nın avantajı elde etmesi İngiltere'nin bu durumdan memnun olmamasına neden olmuştur. Baltalimanı Çar antlaşması. Osmanlı devleti arkadaşlar Hünkar iskelesi ile Mısır meselesinde... Rusya'nın desteğini almıştı. Hem Rusya'nın gönlünü almak, Rusyalı şey İngiltere'nin gönlünü almak hem de İngiltere ile dostluğunu geliştirmek için Mısır meselesinde İngiltere'nin desteğini almak için de Balta Limanı ticaret antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre İngiliz tüccarları Osmanlı pazarlarında hiçbir kısıtlama olmadan ticaret yapabilecekti. İngiliz tüccarları iç ticarette yerli tüccarlardan fazla vergi ödemeyecekti. %3 olan vergiler ihracatta %12'ye, ithalatta %5'e düşürülecekti. Antlaşma sürekli olacak bu durumdan tüm Avrupa devletleri faydalanacaktı. Bununla ilgili bir not yazacak olursak bu antlaşma ile kapitülasyonların sınırları çok genişletilmiş ve tüm Avrupa devletlerine verildiği için Osmanlı ülkesi Avrupa'nın açık pazarı haline getirilmiştir. Osmanlı Devleti Mısır sorununda Avrupa devletlerinde desteğini almak için arkadaşlar 1839'da Tanzimat Fermanı ilan ederek azınlıklara ayrıcalık vermiştir. Londra Konferansı 1840. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunan İngiltere, önderliğinde Mısır sorunu çözmek için İngiltere, Rusya, Fransa ve Prusya'nın katıldığı Londra konferansı düzenlendi. Mısır valiliği Osmanlı'ya hukuksal olarak bağlı kalacak fakat Mısır valilik makamı babadan oğula geçmek şartıyla Mehmet Ali Paşa'ya verilecekti. Osmanlı da bundan sonra Mısır valilerine Hidiv ismi verilmiş. Böylelikle Mısır yarı özel bir yapıya kavuşmuştur arkadaşlar. Suriye ve Adana Girit valilikleri Osmanlı'ya geri verilecekti. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa başta kararı kabul etmek istemedi fakat İngiltere'nin baskısıyla kararları kabul etmiştir. Fransa Mısır meselesinde arkadaşlar Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'yı desteklemiştir. Evet bununla ilgili bir hikayemiz var. Gelsin mi arkadaşlar? Gelsin. Buyurun dinliyoruz. Aga ile uşa pazara gidiyorlarmış at arabasıyla yolda. Giderken yolda çok çok affedersiniz bir pislik görmüşler. A uşağı demiş ki uşağım demiş bu at arabası senin olsun ister misin? İsterim ağam demiş. Şu yolda görüyor musun pisliği demiş görüyorum demiş. Onun yarısını yersen at arabasını sana vereceğim demiş. Uşak bir at arabaya bakmış bir pisliğe neyse ıkını tıkına pisliğin yarısını yemiş. Pazara gitmişler, an içine bir korku düşmüş. Ya demiş biz at arabayı kaybettik, ne yapacağız falan. Kara kara düşünürken tekrar yola çıkmışlar. Yolda o pisliğin yanına gelince, uşak demiş, ağam demiş, at arabasını geri almak ister misin? İsterim uşağım demiş. O zaman şu pisliği görüyor musun demiş, görüyorum. O zaman kalan yarısını yersen at arabayı sana veririm demiş. Aa bir at arabaya bir pisliğe bakmış, neyse ıkına tıkına pisliği yemiş. Eve varınca demiş uşak, ağam demiş... At araba pazara gitmeden önce kimindi? Benim de uşak demiş. Şimdi kimin? Gene benim uşak demiş. İyi de affedersin biz o kadar pisli ne diye yedik demiş. Şimdi bu olaylar olmadan önce Suriye Adana ve kimin de? Osmanlı'ndı. Şimdi kimin? Gene Osmanlı'nın. İyi affedersin de biz bu kadar tavizleri niye verdik arkadaşlar? Mısır meselesi Osmanlı'nın bir iç sorunu iken uluslararası dış sorunu hale gelmiş. Bu 2. Beyazıt dönemindeki Cem olayıyla benzerlik gösterir. Osmanlı Devleti'nin tek başına topraklarını koruyamayacağı ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Mısır meselesi de Osmanlı'da boğazlar sorununu başlatmıştır. Boğazlar sorunu 1841. Hünkar İskelesi Antlaşması ile boğazlar konusunda Rusya avantajlı konuma gelmişti. Antlaşmanın süresi dolmasıyla İngiltere öncülüğünde Avrupa devletler çıkarlarını korumak ve Rusya'nın kazanımlarına son vermek için Londra'da Boğazlar Konferansı'nı topladılar. Bu konferans sonunda Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Londra Boğazlar Sözleşmesi 1841, Boğazlar Osmanlı egemeninde kalacak. Boğazlar barış zamanında bütün devletlerin savaş gemilerine kapalı olacak, ticaret gemilerine açık olacaktı. Bu sözleşmeyle Boğazlar uluslararası bir statüye kavuşmuş arkadaşlar. Bu antlaşmadan İngiltere Fransa karlı çıkarken Rusya Hünkar iskelesiyle kazandığı hakları kaybetmiştir. O zaman bir kez daha tekrar ediyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Yunan isyanı Mısır meselesinin başlamasına, Mısır meselesi de arkadaşlar Boğazlar sorununun başlamasına neden olacaktır. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. En güzel günler sizin olsun diliyoruz.